Ya rakamların ayrıntılarını konuşacak. Evet Aysun Söz sizde. Evet bugün Turizm Bakanlığı turist e, verilerini açıkladı. Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 15.6'lık bir artış gördük. Ocak-Ağustos ayı içerisinde ise e, artış yüzde 22.9 olarak 27 milyona yükseldiğini gördük. Tabi bu e, artan turist e, sayısı ne anlama geliyor? Rakamları nasıl okumalı? Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya soracağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. E, şimdi Evet, e, rakamları e, söyledik. E, bu rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Cari açık açısından e, özellikle çünkü bildiğiniz gibi cari açın finansmanında e, en önemli e, kalemlerden biri turizm gelirleri. Hem makroekonomik açıdan hem de sektörel açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Aparaya yayın hayatında başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun e, hepimize. Şimdi 36 milyon turist e, hedefiyle başladık e, yıla. 38'e şimdi de e, 40'a Birkaç ay önce 40 milyon turiste doğru yeni bir hedef koyuldu. 32 milyar dolar da gelir hedefimiz var. Bu veriler yavaş yavaş işte gerçekleşmeye başlıyor. İnşallah 40 milyon yabancı ziyaretçiyi yakalayacağız. Cari açık açısından da bakıldığında geçen sene yüzde otuz cari açığın karşılamış turizm gelirleri, net turizm gelirleri. İnşallah bu sene bu oranı biraz daha arttırıp hatta bizim çok daha büyük hedeflerimiz var tabii bakanlığımızla birlikte bakanlığımız da açıkladı bunları. İnşallah cari açığın tamamını turizm gelirleriyle kapatacak bir düzeyde çok yakında gelmeyi hedefliyoruz. Ülkemizdeki güven ve huzur ortamı devam ettiğimizce turizmde gerçekten rekorlar kırarak devam edeceğiz bizde. Peki geçtiğimiz hafta yeni ekonomi programı açıklandı. Bu program aynı zamanda turizm e, sektörüne yönelik politika ve tedbirler de içeriyor. E, aynı zamanda uzak doğu ülkeleri de e, Türkiye için önemli bir potansiyele sahip. Şimdi yeni ekonomi programındaki bu tedbirleri e, özellikle bu pazardaki etkinlik sağlama açısından nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl bir projeksiyon var önümüzde? Yani son derece makul hedefler olarak gördüm turizm açısından koyulanları. İnşallah e, onları başarabilecek üçte bir e, sektör, turizm sektörü Türkiye'de. Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya öncelikli pazarlarımız zaten şu anda da o pazarlardan yüzde seksen ile yüzde yüze varan artışlar var. Yani hem pazar hedefleri doğru çünkü harcama kapasiteleri yüksek o pazarların. Harcama kapasiteleri yüksek olan pazarları hedeflememiz son derece doğru. Çünkü kişi sayıları bir biçimde yakalandı. Şimdi artık gelirin yani kişi başı gelirin artırılmasına yönelik bir takım tedbirler alınması gerekiyor. O ÖPED'deki e, strateji e, planı planda bu şekilde e, son derece doğru hedefler doğru e, bir yolda gideceğiz inşallah. Peki son olarak bildiğiniz gibi Başkan Tayyip Erdoğan Almanya'ya Almanya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sonrasında bu politik ilişkilerin turizm sektörüne de etkisini bekliyor musunuz? Alman turistlerdeki bir artış öngörünüz var mı? Neler görürüz önümüzdeki dönemde? Şimdi şöyle bir şey, uluslararası ilişkilerimiz ne kadar sıcak olursa turist sayımız da o ülkelerden özellikle artıyor. Dolayısıyla şu anda... E, pek fazla sorunlu ülkemiz yok. Dün Topkapı'da Dünya Turizm Günü etkinliği yaptık. Biz bir e, Amerikalı gruba rastladık. E, yani artık çok fazla da aslında bakarsanız e, gerçekten seyahat eden vatandaşlar, ülkelerin kendi aralarındaki siyasi şeyleri çok da önemsemiyorlar. Çünkü artık herkes alıştı. Türkiye'nin güvenli ve huzurlu bir yer olduğu çok aşikar çok net ortada. Yani bizim aleyhimize yapılan her türlü şey sonuçsuz kalıyor. Almanya bu senenin ortasına kadar seyahat uyarısı olan bir ülkeydi Türkiye'ye. Buna rağmen Almanya'da rekor kırıldı. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet bugün açıklanan turist rakamlarını Türkiye Seyahat acenteleri Birliği Firuz Balıkaya'ya sorduk ve değerli bilgiler aldı kendisinden sözü tekrar size bırakıyoruz.